bok gibi bir Burger King yiyince neden saç yıkamıyorum? Ya şimdi ben mesela ya Burger King'in bok gibi olduğunu biliyoruz. Sırım şeyi de teşekkür ederim, hoş geldin. Burger King'in bok gibi olduğunu biliyoruz, tamam mı? Yani gerçekten yani piyasadaki ha, McDonald's'tan iyidir gene. McDonald's'ın en kötüsü ama Burger King'in de bok gibi olduğunu biliyoruz. Ama şöyle bir, bu arada ben WhatsApp şeyini kapatayım, arkadan ses geliyor yani. Şöyle bir şey var Burger King'in, ama ben hep gurme burgercilerde gidip yani işte sürekli şuranın burgeri mi zahi, buranın burgeri mi? İşte Grand'ye mi gidelim yoksa efendim işte burger yiyelim'e gidip oradan bir steak burger mantıklı mi gömelim falan. Ha bunlar hep mantıklı geyiğini yapan adamlarız. İbrahim Erenci'ye teşekkür ederim. Ama arada bir böyle insan Burger King'i özlüyor abi. Arada bir o boktan, tamam mı? O boktan hamburgeri, o böyle bildiğin gerçekten yediğin şey et olmadığını bile bile o yediğin hamburgeri insan özlüyor. O yüzden arada bir gidip şey yapıyorum yani. Hani gidip yiyorum ya yani. Arada Burger King'i özlüyorum ya yani. Böyle ve mantıklı, gerçekten ne fiyatının karşılığı ne tadı böyle güzel aslında. Yani bazen insan Burger King'e gitmek istiyor. Gerçekten para ver, paranla bok yiyorsun gerçekten. Burger King'e bazen paranla bok yiyorsun yani. Texas Smokehouse'a laf ettirmem. Valla ben de Big King XX Large'ı çok seviyorum Burger King'de ama yedikten sonra midem bana aslında sevmediğimi hatırlatıyor yani. Oğlum sen bunu niye yedin diyor. Ali Burak Aydın teşekkür ederim. Bir gün o Viking XX'larca yiyorum. Midemin içerisinde bir şey yüzmeye başlıyor. Ama o yani yüzen şeyin hani yiyecek olmadığı belli. Yiyecek olmadığı belli yani. Orada bir mide diyor bunu bana niye yaptın? Bunu niye yedin diyor yani.